Herkese merhabalar. Öncelikle tüm çalışma arkadaşlarıma güzel bayramlar diliyorum hepimize. Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi özellikle et tüketiminin arttığı ve akabinde şeker tüketimimizin de arttığı bir tatil olarak geçiriyoruz. Ve bu yüzden et tüketimine, etin hangi kısmını daha çok tüketeceğimize, miktarına ve yanında neler yememiz gerektiği aslında oldukça önemli bir konu. Çünkü kısa bir süre içerisinde kilo alımları olabiliyor Kurban Bayramı tatilinde. Tüketilecek et miktarı kişiden kişiye göre aslında değişmekle birlikte ortalama 60-90 gram kadar et miktarı bizler için yeterli olacaktır. Ayrıca kesilen kurbanlık etimizi hiçbir şekilde tüketmiyoruz kısa süre içerisinde. Yaklaşık bir gün kadar eti dinlendirme yöntemini tercih ediyoruz. Çünkü kesildikten sonra hemen tüketilecek olan et bizler için lezzetsiz ve çok sert olacaktır. Etimizi nasıl yiyeceğiz? Bu soruyu da açıkça getireyim. Tek başına et yenmesi çok doğru olmayacaktır. Mutlaka öğünümüzde etimizin yanında bir miktar salatamız ve yanında da tam buğday ekmeği veya tam tahıllar arasında yer alan bulgur, kepekli makarna veya tam tahıllı ekmek gibi karbonhidrat kaynaklarına yer vermeliyiz. Etlerimiz hiçbir zaman yağda kavurma yöntemiyle pişmemeli. Daha çok sebze ile birlikte tencerede pişen etleri yemeyi daha çok tercih etmeliyiz. Bunun dışında et tüketimiyle ilgili bu vurguların yanı sıra şeker tüketimi de çok önemli. Her ne kadar şeker bayramı kadar fazla olmasa da yine de şeker tüketimimiz de artabiliyor. Bizler nasıl vurgu yapıyoruz? Hamurlu tatlılar yerine, şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlıları tercih etmemiz ve eğer her gün tüketeceksek de sadece bir porsiyona sınırlandırmamız çok daha doğru olacaktır. Eğer Kurban Bayramı'nda bu önerilere dikkat edersek çok rahat bir şekilde sindirim sistemi problemlerimizi yaşamadan, mide krampı vesaire bu tarz problemlerle uğraşmadan güzel tatlı bir Kurban Bayramı tatili geçirebiliriz.